Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yedinci kısım, İşarat-ı Seb'a. Bismillahirrahmanirrahim. Fâminu billahi ve Resulihin nebiyil ümmiyillezin yu'minûne billahi ve kelimâtihi ve tebi'ûhû leallekum tehtedûn. Yuridûne en yutfi'û nûrallâhi bi'efvâhim. Ve yeballahu illa en yutimme nurehu nurehu ve lev keryel kafirun. Sadakallahu nazim. Mektubat 433. Ben size Darul Harp ile Darul İslam arasındaki durumu okuyacağım. Darul Harp ile Darul İslam durumu okuyacağım. Okumadan önce şer'i bir hat çizelim ona. Darul Harp ile Darul İslam, İslam'ın meselesi olduğu için Muhteka'dan 3. cilt benim en çok okuduğum kitap. Aynı Risale-i Nur gibi çize çize okuyorum. Okumuşum yani zamanda. Yani notala ala. Tamam mı? Göstermek için yapıyorum. Yani bilesiniz, bilerek şey yapıyorum. Burada Darul Harp ile Darul İslam'ı Şer'i kitaptan ben size bir tarifi yapayım. Ondan sonra Risale'deki okuyacağız. Fâminu billahi ve resûlihin nebîl ümmîllezî yu'minûne billahi. Allah Allah ilâ ahirâhîn. Çok acayip o ayette. Ben ipi de koydum. Özü vereceğim ben size. Bil ki Darul Harp Darul Harp şeriatla Dar-ı İslam olur. O da Darul Harp olan memlekette İslam hükmünün açıkça icra edilmesidir. Üstad Hazretleri Türkiye'yi bir kere onu söyleyeyim. Darul Harp demiyor. Darul İslam diyor. Bu memleket İslamiye. Bu İslam memleketleri. Mesnevi de hakeza ey muharir. Ağzını kapa, burası Yahudi memleketi değil. İslam memleketidir. Teslim etmiyor. Ben tabi burada İslam şeyini yapayım. İmam-ı Muhammed radıyallahu anh ziyadatı dedi ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Darul İslam, İmam Azam'a göre bir Darul İslam üç şartla Darul Harp olur. O üç şartlar şunlardır İmam Azam'a göre. İmameyn bizim imam, İmam-ı Muhammed-i Şeybani, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Azam, üç imam. Bu Darul Harp meselesinde İmam Azam üç şart koşuyor. İmam-ı Muhammed-i Şeybani ile İmam-ı Ebu Yusuf bir tane şart olsa Darul Harp olur diyor. İmam Azam'a göre birincisi aleni ve aşikar şekilde kafirlerin hükümleri icra edilip İslam hükmünün icra edilmemesidir. İmam Azam'a göre Darul Harp olabilmesi için bir tanesi bu. Nedir o? Kafirlerin hükümleri alenen icra edilip İslam hükmünün icra edilmemesidir. İkincisi, Darul Harbe bitişik olan araya İslam beldelerinden bir belde girip arayı bölmemesi gerekiyor. Yani her tarafı Darul Harp senin memleketin sarması lazım. Her taraf gavur olması lazım. Türkiye'nin böyle değil. İran var, değil mi? İran var, Suriye var. He? Ha, Irak'ta var değil mi senin? Evet, Irak var. Demek ki iki olmadı. Birincisi var. Üç, o beldede hiçbir mümin kalmaması, hep kafir olması ve kafirlerin istilasından evvel Müslümanların varlığı ve hakimiyetleri zamanında kalan zimmilerin emin halde kalmamaları şarttır. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre Darul İslam ancak bir şartta Darul Harp olur.
O da küfür hükümlerinin alenen icra edilmesidir. Ben size topluyorum. İmam Azam'a göre Türkiye Darül Harp değildir. İmam Ebu Yusuf, Ebu Yusuf'a göre İslam hükmünün, hükümlerinin icra edilmediği memleket Darül Harp'tır diyor. Asıl imamı Bediüzzaman Hazretleri de Darül İslam'dır diyerek İmam Azam'ın reyini esas alıyor. Tamam. Şimdi mektubatta okuyorum. Ne alakası var bu mevzumuzla? Yani bu, çünkü konumuz şeride olması lazım. Üç sualin cevabı olarak yedi işarettir. Birinci sual dört işarettir. Birinci işaret, şair-i İslami Tahir'e teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri yine her fena şeyde, şeylerde olduğu gibi ecnebileri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Bir de söyleyeyim. Şair-i İslami. Şair-i İslami nedir? İslami tanıtan, görüldüğü zaman İslam'ı hatırlatan, yani başka ihtimal bırakmayan, mesela cübbedir, sarıktır, sakal o kadar değildir. Çünkü Charles Darwin, benim dedemde olmayan sakalı vardı. Yani şairdendir ama bunun gibi değil yani bu asırda. Bu şeyime de şaşıracaklar. Çünkü şair görüldüğü zaman başka bir şey ihtimal bırakmayan, yalnız İslam'ı tanımlatan. Sakal da şairdendir ama direkt İslam'ı değil. Hatta sorarız. Rahmani mi? Rahmani midir diyoruz. Yani sakal bıraktın da yani sakal mı yoksa kıl mı? Her sakalı sakalı zannetme. Çünkü her sakalı deden olmadığı gibi var ya. Sakal çok kuvvetli şairdendir. Fakat bu asırda mesela Peygamber Hazreti Selam zamanında da vardı. Orada man Ebu Cehil hep kes sakallıydı. İşte onlar da farklı, büyüklerinizi kısaltın, sakalınızı uzaltın. Büyükleri kesmek tahrimen mekruhtur. Harama yakındır. Fakat mesela bir çarşafı, bir başörtüyü, bir sarığı bir başka millet takmaz. Yani onu görünce direkt İslam. Ama şunu demek istiyorum. Belki bunu yanlış yorum yapacaklar ama yanlış yorumu kasten yapana hakkımı helal etmiyorum. Benim konuştuğum nettir. Sakalı görünce direkt İslam hatıra gelmiyor. Onu demek istedim. Papazlar sakal, Yahudi hahamları sakallı, mesela filozoflar sakallı, mesela Karl Marx sakallıdır, acayip sakallıdır böyle, Tolstoy sakallıdır, tamam, hemen sakal yani şaşırtmasın diye söylüyorum ama karısı çarşaflı değildir, sarık yoktur, tamam, yani bunun gibi değil, hemen İslam'ı hatırlatmıyor için söyledim. İşte şair-i İslami Tahir'e teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri yine her fena şeylerde olduğu gibi ecnebileri körü körüne taklit edenlerde oluyor. Yani kafayı sokmuş. Yani ne yaptığının farkında değil, ne dediğinin farkında değil. Yani sırf bilgi aktarımı zannediyor. Şair sırf bilgi aktarmaz. Unutma. Buna tevarüs denilir, tevarüs. Tevarüs, öteden, maziden gelen örf, anane, bu çok önemli ha. Örf, ananeye yüklenmiş olan İslami ruh, İslami şuur, İslami his, İslami duyguları ihtizaza getiren, o hisler kah sembol içine yüklenmiş, kah bir tabir ve bir davranışa yüklenmiş, kah bir yazıya yüklenmiş. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Allahu Ekber, Allah büyüktür, Allah büyüktür, en büyüktür, Allah kibir demedik, Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, yoktur ondan başka tapınacak ve sen beceremiyorum da kusura bakmayın. Tamam. Oldu mu? Olmadı. Bunu ezan için ustad diyor ki ezan alem ve unvan olmuş. Bu
tabirler, yazı ve tabir ve simgeler şeyde 300 kaçtaydı mektubatta anlatıyordu. 340 mıydı? Cansız libas değil. Yani içine, manasına ve ruhuna bir libas olmuş. Örneğin cilttir diyor. Mesela şu deri de bir cilttir, bu da bir cilttir. Ama bu cansızdır, değiştirilebilir. Tahir olabilir, teptil olabilir. Çünkü bu gömlek beni tanımlamaz, taşımaz. Deri ise benim kimliğimdir, kişiliğimdir ve benim duygularımı, hislerimi de taşır. İşte diyor, İslami örf ve ananeler, şairler, ezanlar ve İslami yazılar cilt gibidir diyor ustad. 340 mı o cümleyi de okuyayım da yanlış olmasın. Evet, 340'ta diyor ki, Elfaz-ı Kur'aniye ve Tesbihat-ı Nebeviye'nin lafızları camit libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Yani içiyle beraber bütünleşmişler. Mesela ezanlar, yazılar, şairler böyledir. Ne acayiptir bak. Belki namazda ve ezandaki gibi, yani bunun gibi elfaz-ı mübarekeler, mübarek tabirler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o halet hakikattir diye devam ediyor. Mesela ben diyor Kur'an'ın diyor çok okudum, bazı latifelerim var ki işte bıktım falan diyor. Burada uzun. Fakat bir latife var ki usanmıyor. İşte ezan vesaire ve namazın, hatta mezar taşlarının İmam-ı Şafii'ye göre, onu okumadım, Şafii'ye göre Darul Harp'tan, mezar taşları bile varsa o memlekette, daha önce İslam memleketiydi ve mezarlıkları duruyor ve mezar taşları da varsa o memleket asla Darul Harp olamaz. Yazılar da böyledir. Yazılar ne demiş? Yazılar içlerine alem ve nam olmuş. Yani içleriyle bütünleşmiş kelimeler. Bak bir daha söylüyorum. 3 tane kelimeler, lafızlar, hareketler, simgeler, sembollerdir yani. Mesela tamam mı? Mesela ezandır, ulvi tabirlerdir. Bunun içerisinde bu simge ve sembollerin içerisine ruhu konmuş, ecdat. Ona ait böyle örnek veriyorum ya, devamlı bir de vereyim. Mesela Cumhuriyet döneminde yapılan camiler var. Bir de Osmanlı'nın yaptığı camiler var. Ecdat ruhunu sirayet ettirebilmiş. Haletini sirayet ettirebilmiş. Halet demek ruhtaki latifelerin, bu manadaki izahını yapıyorum. 3-4 ders var bunu merak eden. Ruhtaki latifelerin çıkışı, senin hususi dünyandır. Sirayet ise karşıya yüklemendir. Ecdat Osmanlı camilerindeki taşlarına ruhunu yükseltebilmiş, yükleyebilmiş. Onun için Osmanlı kokar. Şimdi bu da taştır, bu da taştır diye Osmanlı taşı yerine Cumhuriyet döneminde aynı taştan taş koy, hemen sırıtır. Çünkü ruhu yok. Taş ya canım, ya taş ya. İsterseniz deneyin. Denemişler de olmamış. Ben Sultanahmet Beyazıt Camisi'ni tamir ederlerken oradaki mühendise sordum. Mühendise, ya bazı taşları değiştirmek istedim dedi. Ruhum şey yapmadı. Çıkarttım dedi. Koydum dışarıdan kaplama. Kırık dahi olsa onu yamatmaya çalıştım diyor. Onu tekrar yerine koydum diyor. Çünkü çok sırıttı diyor. Hiç hoş değil. Ben de öyle fazla dindar bir insan değilim. Ama ben bile beğenmedim diyor. Adam dedi yani. Yani bu adam demesi dememesi bir ölçü değil ama bu böyledir. Şimdi nedir? Bir daha söylüyorum. Nam ve isimdir,
semboldür. Onun içerisine mazi bulunuyor. Sadeleştirmek ise, kelimenin içerisini inceleyin, Türkçesini yapalım. Dinliyor musun sade? Sadeleştirmeyi halkta kullandığımız tabirle izah edeyim. Diyorum ki bak, Osman, sade yemek ye. Çeşitli yemek yeme. Yusuf, sade giyin. İki tane Yusuf oldu. Yusuf, sade insanlarla görüş böyle. Karma adamlarla kafası bin parça olmuş adamla konuşma. Sadeleştirme ise o bütünlük içerisindeki tek mana indirmektir. Yani zenginlikten teke indirmektir. Çeşitli manaları teke indirmektir. Bütünlüğü teke indirmek. Ondan bir tane almak. Evet, yanlış değildir manası. Fakat nakıstır. Maziyi taşımaz. Maziden kopar. Sadeleştirmede o tabirin, o sembolün, o simgenin şairliği gider. Maziyle alakası kesilir. Ondandır bir İngiliz bir tabirini veya bir Rus bir edebi yazısını asla yeni nesli oraya çıkartmak ister. O özelliği milletin hatırına efendim bunların seviyesini indirmez. Çünkü o tabirler alem, sembol, unvan ve nam olmuş. 4. Alem, sembol, unvan ve nam ve sıfat olmuş. Dolayısıyla maziyi müstakbele taşıyan, istikbaldeki nesli mazisine, gençliğine, dedesine bağlayan bağlaştırlar. Bunu çok iyi bildikleri için, zındıklar, şairle alakalı her şeyi ortadan kaldırmak istemişler. Mesela Mustafa Kemal tesettürü çok iyi biliyor. Yani tesettür bir bez parçası olmadığını, orada bir ruh olduğunu, bir inanç olduğunu, simge olduğunu, sembel olduğunu, mazi istikbale taşıyan, istikbaldeki evladın dedesine bağlayan bir bağlaç olduğunu bildiği için adam onunla savaşmış. 4 milyon insan kesilmiş inkılaplar uğruna. Yani takke ile şapka ne farkı var? Şapka için adam asılmış. İskilip, Atıf Hoca mesela, sembol olsun o diye söylüyorum. Yani kafayı ısıtmak içinse bundan daha ısıtan olmaz. Yündür çünkü bu. Niçin? Mesela çelengel mi? Ne diyorlar buna? Fotoğrafı. Fotoğrafı da bir şey diyorlar. Var ya böyle demir elin şeyi. Neyse fotoğrafı diyelim. Serpuş ama bir şey diyorlar onlar, bir tabir. Mesela niye onu adam sağlıyor? O bir semboldür, simgedir. Ki peki nedir, kimindir? Yahudi hahamlarının dini kisvesidir. Yani Yahudi hahamlarının dini kisvesi foter, Müslüman alimlerin dini kisvesi sarık. Sarık yani. Dolayısıyla bu simgedir. Bu simge alem ve unvan olmuş. Küfre alamet olmuş. Diyor ki işaret-i cazda zunlar var. Belde böyle askeri palaska var ya. Askeri palaskalar gibi biraz daha geniş. Daha geniş. 2-3 katı böyle. Ama kalın. Bele sararlarmış. Eğilse insan eğilemez. İşte zunlar takmak ve şapkayı bilerek takmak şu simgeyi gelmiş. Ebu Cehil demiş ki namaz vakti şey yapılınca namaz emri gelmiş. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Çünkü foter, şapka secdeye mani. Bunu ilan etmiş. Benim adamla onun adamlarını ayırt etmek için sarıklar, benim de şey olacak foteri, Yahudi hahamlarının adetini getirmiş oraya. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz diye. Nam olmuş, küfre alamet olmuş. Unvan olmuş, Ebu Cehil'in bayrağı olmuş. Dolayısıyla fotelli olanlar ama sonra bunu İslam'da hüküme sebep olmuş. Foteri ve zunları bilerek, bildiği halde şakayla dahi taksa kafir olur. Ya kafir Müslüman kalbe ait bir sıfattır diyor işaretleyeceğiz da. Orada diyor ki kalbe ait olan bir sıfatın, imanın ve küfrün varlığına dış dünyadaki alametlerle intikal edilir. Dış dünyada imanın alameti varsa imanına hükmedilir. Dış dünyada küfrüne alamet varsa küfrüne hükmedilir. İçerisine bakılmaz. Eylemine bakılır. Tamam. Onun için el hubbu fillah ve el buzu fillah denmiş.
sabah ibadet etse, sabah oruç bile tutsa, kafirlerle beraber olsa kafir olur. Tamam? Bu unvan olmuş, alem olmuş. Çünkü batına insan şeriat zahire bakar, diyanet içe bakar. Bizim vazifemiz içini, kalbini yarıp bakmak olmadığından şeriat zahirdeki alametleriyle batınına hükmeder. Benim şeyimi getirir misin, işaret icazı? Ondan sonra işaret icazımı sana zahmet getir. Orada sayfayı söyleyeyim, belki şey yaparlar. Yani nasıl olur diye. Evet, geliyorum. Şimdi şairle alakalı olan yazılar, bir edebi yazı olur, tamam mı? Hatta Ebu Cehil'in döneminde Peygamber Aleyhisselam o 7 tane levhayı bile neydi? Muallakat-ı Seba vardı. Onları mesela asarlardı. Yeni nesil onunla, dedesiyle tanışırdı. İşte tabirler, Allah razı olsun, aferin bak bulmuş. Tabirler, sif yazılar manayı taşımazlar. Mana için değiller. Kaptır yani. Kartpostal mesela, fotoğraf çekiyorsunuz. Çiçek var, menekşe var, papatya var, kelebek var, uçuşuyor. Kartpostalın içine girmiş. Tabirler böyledir. Ama bu kartpostal sırf kelebek yapsan tek olur. Tabirlerde mazi, kutsiyet olduğundan, kutsiyeti derecesi nispetine mazi istikbali taşırlar ve külli mana ifade ederler. Her okuyana bir manasını verir. Ama ben mesela bunu okudum, bir manası seviyeme göre, kültürüme göre, bilgime göre bir manasını aldım. Sonra ben onu sadeleştirme altına yazdım. Ne yaptım? Kardeşim, çok karma yemek yeme. Sade yemek ye. Sade. Tek çeşit diye. Yani bütünlüğü teke indirdim. Ne yaptım böylelikle? Bir, ifade edemediğim, benim anlamadığım ve başkasının hissesi olan o mana mertebesini yok ettim, bir. İki, bu tabire sırf manası bu kadardır zannıyla onu ortaya koyan alimin ilmine nakısı getirdim. Üç, tabirler alemdir, ünvandır, namdır, simgedir, semboldür, sıfattır. Bunlarla da maziyi müstakbele bağlayan bağlaştırlar. Onun için Risale-i Nur tabirleri de yeni nesli ecdadıyla koparmaya çalışan İngiliz'in ve onun uzantısı olan Kemalizmin ısrarına rağmen Risale-i Nur bu asrın insanına sırf bakmıyor dedi o zaman, ta gelecek asrın nesillerinin imanı kurtulmasına çalışıyor diyerek mazimizle bizim koparmaya çalışan zındıka komitesine taviz vermiyor, tabirlerini değiştirtmiyor. Yani mana sırf için değil Risale-i Nur. Sırf mana ilim alalım diye değil. Mazinin ruhu yok oluyor. Abi efendim, mesela bir de Risale-i Nur için kelimat-ı mübarek ya. O zaman mesela ki ta hani sohbet-i nevi, bahsin sohbet-i nevisi. O zaman da yani ta asıl saadette buraya bağlayan bir şey değil mi? Evet. Tabii çünkü Risale-i Nur'da Kur'an'ın tabirleridir, Arapçadır. Şimdi o, ya ne alakası var kardeşim bu küfürle, ne? Sen ister kabul edersin, ister etmezsin. Biz bak burayı yeri göstereyim. 67 işaret edeceğiz. Diyor ki, küfür kalbe ait bir sıfattır. Soruyu okuyorum ben. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, küfür, yani kalpte kafirlik yoksa, zunnar bağlamasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinde ne için küfür hasıl olsun? El cevap, gizli olan umura, gizli olan kalbi sıfatlara şeriat emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illetlerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rüküye mani olan bir kısım zunnarların, yani o geniş kayış değil de, yani zunnar askeri palaskanın 2-3 katı ve kalındır. Kalındır, bunu bağlarlardı böyle. Silah koyarlar, bilmem ne koyarlardı. He? Kuşağın ama çok kalındı. Çok kalın. Eğildiğin zaman sana eğilmeye fırsat vermezdi. Buna ne diyor? Diyor ki, binaenaleyh itmam-ı rüküye mani olan,
yani rükûyu tamamlamaya mani olan bir kısım zunnarlar. Niye bir kısım? Kayışlar değil. Bağlanması ve iki, secdenin ikmaline mani olan şapkaların giyilmesi, ubudiyeten istina, yani şapkaların giyilmesi, ben Muhammed'in Allah'ına secde etmeyeceğim istina ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Teşebbüh, benzemeye. Tefaül babında böyle onu benzediğini ilan ediyorsun. Ya ben onu kastetmedim. Şeriat buna bakmıyor, niyetine bakmıyor. Niye? Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden, yani kafir olmadığını nereden bileceğiz? Tamam. Mesela askeriye talep alırlarken nereye bakarlarmış biliyor musun çocukların? Ayaklarına, çoraplarını çıkartıp ayaklarına bakarlar. Ayaklarını dikenin kenarındaki o namaz dikme dikenlerde olan mayasır diğerlerinde olmaz. İşte gizli olan o sıfrat-ı küfriyenin, yani küfrün olup olmadığının yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden o bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani buna göre 67. Bunu tabi merak edeniniz varsa bu simge, sembol, nam, unvan, alamet küfür ve imanı nasıl gösteriyor diye yerlerin daha başka isterseniz konu o değil. Ben atıflarını veriyorum size. Bak şurada. Şualar 583, şu kenarına yazabilirsin. Şe 583 417. Yine şualar 417 şualar. Emirda 2 42 ve 166 166. Emirda 1 12 Sunat 16. Sayfalarında da bunun değişik şeyi var, izahları var. Demek ki tabirler kutsiyeti taşıdıklarından, maziyi taşıdıklarından, maziyi en azından hatırlattığından hatırlatıyor. Dini hatırlatıyor. Dini duyguları heyecanlandırdığından dine cilt olmuş. Sembol olmuş. Nam, unvan, alem olmuş. Tamam. Mesela diyor ki orada 343'te Allahu Ekber, Allahu Ekber, hangi milletten olursa olsun diyor. Bunu duysa İslam olduğunu anlar. Tamam. Tercüme ise böyle değildir. Tercüme şudur. İçiyle uğraşmaz. Sade ise işte bunu anlattım, koparır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Latince yazar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama Arapçada elhamdülillah. Yani tercüme motomot. Yani elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdü. Yani bu elhamdülillahi Rabbil Alemin tercüme eder. Manasıyla uğraşmaz. Dolayısıyla buna müsaade edilmiş. Nasıl, ne kadar edilmiş? Zaruriyette, zaruriyet kadar. Ama tercümede sadeleştirme yoktur. Tercümenin içinde sadeleştirme yoktur. Biraz böyle hafif böyle teknik bilse insan, tekniği bilse biraz, hafif bir lugata atsa, tercüme ile sadeleştir, sade. Toplumsal tabirlere biraz kulak verse, sade yeme, sade giyme. Yani sembol, simge, zaten şair okuyacağım şimdi. Ben acele ediyorum, yani okuduğum, hazırlık geldiğim için söylüyorum. Tercümede kopyala yapıştır var. Bak, Errahmanirrahim, Errahmanirrahim. Almanca'da Errahmanirrahim ne geliyorsa onu yazar. Yani içi ise alemlerin Rabbine hamdolsun, hangi alem? 18 bin alemi sen tutup da çiçekler alemini yaratan Allah'a hamdolsun desen sadeleştirmiş olursun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Almanca'ya, Bulgarca'ya ve Japonca'ya çevirsen alemlerin Rabbi bilir ki alemler varmış. Ama elhamdülillahi Rabbil Alemin tercümedir. Sadeleştirmeyi söylüyorum. Bu alemlerin Rabbine hamdolsunun içerisinde 18 bin alemden bir alem seçin bana. Kuşlar alemi diyelim. Kuşlar alemini yaratan Allah'a hamdolsun. Ne yaptın? Bütün 18 bin alemi, 17 binim, 17 bin bilmem ne nokta noktasını yok ettin.
Sırf kuşlar aleminin Rabbine hamd ediyorsun. Öteki alemler o yok oldu. Onun adı sadeleştirmedir. Tercüme ile bu. Ustad zamanında da bu teşebbüsler oldu. Necip Fazıl Kısaküre'nin, ondan sonra Mehmet Feyzi abinin Asay Musa'da paragraf aslını koymuş, sadeleştirmesini koymuş. Tamam. Ustad Ozan'da yapıştırıcı yok. Şey yapmış. Bunu Rüştü abiden, ben Rüştü abinin yanında 16 sene kaldım. Mehaz olsun diye, an filan olsun diye. O da Zübeyir abiyle 15-20 sene kaldı. Tahir Mutlu abiyle, Zübeyir abilerle vesaire kalmış. Mustafa Gül abiler vesaire. Hemen ustada geldiği zantası için, bakın Mehmet Feyzi abi, Kastamonu'da alim. Asay Musa'da çocuk, gençleri yanlasın liselerde. Metni koymuş, altına izahını koymuş, kendi izahını. Ustad Hazretleri eskide yapıştırıcı yoktu, un varmış. Unu kağıt kestirmiş, o Mehmet Feyzi abinin yaptırmış olduğu izan üzerine unu, unla yapıştırıyordu. Benim dedemden de görmüştüm, böyle yapıştırıcı un kullanılırdı. O kağıda un sürmüş, tabii hamur yapıp, yapıştırmış, yani kapatmış. Necip Fazıl Kısaküre ve Yeşil Şemsi var, Alevi alimlerinden, ama Ehl-i Sünnet oldu. Buradadır türbesi, Zeytinburnu'da buradadır. Ben ziyaret ettim, Ehl-i Sünnet alimlerindendir, tarikat şeyhidir. O da sadeleştirip dergisinde işte yayınlamak istemiş, ustad haber göndermiş. Bunlar burada da var, tamam mı? Ya aynen neşetsin veya yapmasın. Malın sahibi bir kere, ya ama şöyle, ama değil. Bu mal sahibi mülk onundur. İslam hukukunda. Bu telefon kimin? Benim. Şimdi benden çaldın. Gittin Kur'an'da kullandın. Sevap olur mu sana? Olmaz ki. Benden çaldın. Abi Kur'an'da kullanıyorum ben, yani telefonda mı kullanıyorum falan. Çaldım bir kere kardeşim. Çalınan bir şeyde hayır olur mu? Olmaz. Satın alamaz mı başkası da? Yani çalınan bir telefonu, çalındığını bilse alan haram işler. Alamaz. Şimdi mal sahibi olan ustad müsaade etmiyor. Müsaade etmediğini bildiğin halde o kitabı almak ustada, yani şeriat hükmüne göre caiz değildir. Çünkü ustad diyor ki ben müsaade etmiyorum. Onlar şöyle, yani deve kuşu diyor ya ustad, hani şimdi deve demişler işte, sen demiş kuş demiş, ben deve işte kuşu demişler, o zaman şey yap, hani yük taşı, o zaman demiş ben demiş kuşum demiş ya. Şimdi diyorlar ki mesela bunu üstadın yazdı, bu üstadın malı değil diyorlar. Yani üstadın da yazdırıldı bunlar. Herkesin malı umumidir diyorlar, o zaman herkes hasar verebilir. Ama yani orada da öyle bir enteresanlık var değil mi abi? Öyle bir hile kullanılıyor. Kur'an'da öyledir. Bütün Müslümanlara gelmiş. Ya yüellezine amenu. İstediğini yapabilir misin? Yalnız o Allah'ın Resulü'nün çizdiği sahadadır. Yani hakikati bütün insanlaradır. Mesela diyebilir mi ki bir tanesi Türklere aittir bu içerisinde Risale'nin? Diyemez. Mali umumi bütün insanlaradır. Bu mali umumidir demek istediğini tasarruf edersin değil ki. Kur'an'da öyledir. Ya yüellezine amenu. Çevirelim vallahi, ben bazı ayetleri çıkartıyorum. Bazı ayetleri çıkartıyorum. Niye olmuyor? Adam sadeleştirme altına Lozan'ı çıkartmış mesela. Olur mu? Ha. Şimdi ya onun bedihi yanlış oldu. Malumdur da bana dokunan şu. Beni rahatsız eden şu. Onlar herkes işini yapacak canım. Çakal çakallığını yapacak. Kuş kuşunu yapacak, kartal kartallığını yapacak, sığır sığırlığını yapacak, insan insanlığını yapacak vesaire. Herkes işini yapacak. Bana o dokunmuyor, yani o sadeleştirenleri dokunmuyor. İnanır mısınız? Onların yaptıkları beni almıyor yani öyle. Yani yalnız bekçilik yaptığım için onları söylemem vazifem de. Onlar bir şey getirmez, bir şey olmaz yani. Çünkü bir zarar getirmez Allah'ın izniyle. Çünkü bekçileri var, varisleri var ustadın talebesi. Biz elhamdülillah dersen. Bana dokunan o değil. Bana dokunan şu. Ben evladıma kabuğunu yedim ekmeğin. Kabuğunun içini verdim. Ben evladıma kumaşı verdim. Ben yamalı giydim. Ben evladıma battaniyeyi verdim. Ben cübbeyle yattım. Açık yattım. Böyle büyüttüğüm evlat, uykumu kestim, uykusuna sağladığım evlat, beni arkadan vurmak değil, bana tokat atması,
Yunan'ın bana mermi atmasından daha ağır geliyor. Yunan bana tokat vurması benim gayretimi arttırıyor. Yunan beni işkence yapması mesela benim içime kan aldı. Ben işkence gördüm kardeş. Organımı kaybettim. Dişimi kaybettim. Ayağıma sıktılar. Beni hiçbir zaman yıldırmadı. İnanır mısın? İşkenceden sonra denizin kenarına koydular. Uyandığım zaman ikindiye yakındı. Ne zaman attılar denizin kenarına bilmiyorum işkenceden sonra. Gözümü açtığım zaman anladım. İnanın. Yola çıktım. İkindiye yakındı. Bir şekilde bir yere intikal ettim. Melyat'a gittim. Dolmuş el yaptım. Hiçbir şeyim yok üzerinde. Tabii perişan. Gördüler hemen yatıyordum böyle. Neyse sürüne sürüne yola çıktım. Pazar ilçesinde Çağeli ile Melyat arasında bir yerde attılar beni. Oysa beni aldıkları yer zannediyorum Rize Merkez. JITEM, jandarmanın yanına bir şey var. Orada ev gibi gösteriyorlar. Neyse ben bir şey anlatacağım da. Orada ben neyse aldı götürdüler şeye. En yakın ilçe şeye. Hemen köy. Orada tanıdıklar var. Tabii memleketim ya. Hemen kaptılar beni. Ondan sonra Allah razı olsun hemen ocağa götürdüler. Hemen sağlık ocağına. Ondan sonra tabii vücut bitmiş. Hemen kaldığına 2-3 tane serum derken ben size anlatacağım, bir şey anlatacağım. O akşam ne yapmam lazım sizce? Eve gidip yatacağım değil mi? Hastane vesaire. Ve o halimle çaktırmadan elbisemi değiştirdim, derse gittim. İnanın. Ben niçin bunu söylüyorum? Bu bana gayret verdi, işkence bana gayret verdi, Yunan bana mermi attı, gayreti getirdi. Ama içimizden çıkan, bu dersleri yapan insanın, ustadın müsaade etmediği, Risale'nin müsaade etmediği, ustadın varisleri ayakta, hayatta olduğu halde müsaade etmediği, Risale-i Nur'a gönül verenlerin müsaade etmediği insanlara rağmen, aramızdan bir tanesi çıkıp da sivri bunlar deyip, sivriler dese, biz ekmeğin içini ona yedirdik, kabuğunu biz yedik. Battaniye ona örttüm, ben cübbeyle yattım. Yemeğin suyunu ben yedim, etini ona ittim. Böyle büyüttüm evladım, cemaatin evladı. Onlar vazifesini yapıyor. Onlar gibi içimizden bize tokat vursa, Yunan'ın mermi atması gibi değil. Bana çok ağır geliyor. Şeyin dediği gibi Hallacı Mansur, asıyor asmadan önce taşlıyorlar. İşlerinden içinden bir tanesi girmiş. O taş atıyorlarmış. Rüyada görmüşler. Sana Hallacı Mansur'a demişler ki en ağır gelen neydi demiş. Talebesi sormuş rüyada. Beni taşlayanlar hadi taşladılar. Ona hiç ağır gelmedi. Ama işlerinden bir tanesi alim bana gül attı diyor. O benim çok ağrıma gitti diyor. Taş atmadı. Söyleyin niçin öyle olmuştur. Taş atanların içinde bu da gül attı. Niçin Hallacı Mansur'a çok ağır gelmiş? Taş beni incitmedi diyor. O gül beni incitti. Aynı safta olduğu için. Onlarla beraber olduğunda. Niyeti önemli değil. Onun niyeti bak ben sendenim dahi dese ama onların yanındaymış. Onların yanında atıyor bunu. İşte konuştuğumuz bizi tanımlar. Niyetimizi gösterir. Bizim eskayemizi efendim benim niyetim o değildi. Onlar bakmaz. Çünkü amele çıkmış. Amelinde mesul olmayan niyetler amellere göre değerlendirilir. Şeriatta da hükmünü çizmiş. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet. Hukuk okuyan bir insanım. İslam hukukunu okumuşum. Bir insanın amelinden kale alınmayıp niyeti nazara alınabilmesi için 4 tane şart lazım. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Mesela sahabeyi öldürmeyle tehdit etti, şey yaptılar da inkar etti. Peygamberimize dediler ki ya Resulullah falanca mürtet oldu. Hayır diyor. Ruhsatı kullandı.
Ötekisi kullanmadı, şehit oldu diyor. Tamam. İktidar herkesin iktidarına göre değerlendirilir. Salahiyet, mesul olduğun, mesela ben bundan mesulum demesem ben suçluyum yani ahirette bunları demesem. Ondan sonra köle misin, esir misin? Ve yani şey, köle ve esir misin? 3-4 iktidar, ihtiyarın var mı yani? Muktedir misin? Yani deli misin? Muhakeme aklın var mı? Bu güç yetmez. 4 sahanın dışındakiler amele bakılmaz, niyete bakılır. Ama kürsüde böyle konuştuğun zaman benim niyetim o değildir diyemezsin. Amele bakılır. Çünkü biraz önce İşaret-i 67'den okudum. Zunnar ve şapkalar niyete bakılmaz, fiile bakılır. Çünkü küfre alem ve unvan olmuş. Şimdi Risale-i Nur'a Kur'an'ı hücum edenlerin niyetleri belli. Senin niyetin halis dahi olsa aynı telaffuzu kullanman aynı safa iter seni. Aynı safta olduğunu gösteriyor. Bir de söylüyorum. Kur'an'ı ve Risale-i Nur'un muarızlarının niyetleri ve amelleri belli. Senin niyetin farklı olmakla beraber aynı ameli yaparsan onların safındasın. Bunun lamicimi yoktur, izahı yoktur. Şimdi var, mektubatta var ya, diyor ki... Siz de oku, ben anlamıyorum. Mektubatta bir şey var ya... O bir içeriden kalmış üstad ile beraber de fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehli ilhabın delyanına kuvvet verme programlarına kapılan, belki bilmeleri kafiyelikle istimal edilmek tehlikesi bulunabilir adamı. Kalbim safidir, üstadın mesleğine sadıktır demesi bu misale benziyor ki. Birisi namaz kılarken karnındaki iyilik tutamıyor, çıkıyor, her hades vuku buluyor. Ona namazın bozuldu denildiği vakit o diyor, neden namazın bozulsun, kalbim safidir. Ya, aynen onun gibi. Burada öyle. Mesela fiile bakılıyor. Gazı kaçırıyor, abdestin gitti. Çok kuşulu bir namaz kılsan fakat derim ki abdestin bozuldu. Ama çok huzurlu bir kılmışsın. Ama abdestin yoktu. Ya niye ya, benim niyetime bak, gaz çıksa ne olur? Olur mu şimdi? Olmaz. Yani benim ustadımın safi mesleğine kalbim bağlıdır. Fiil ve saf onlarla beraber. Yani fiilin safını gösterir, unutmayın. Fiil safını gösterir, niyet yerini gösterir. Biz ne yapacağım ben senin niyetini diye ki fiile bak. Yani mesela diyelim ki hakikaten saf triktir böyle, basmaz kafa. Yani bu inceliği bilmez yani, tercümeyle sadeleştirmenin ne demek olduğunu bilmez. Hakikaten böyle bir şey yaptı, yani karıştırdı. Oyuna gelebilir, insan hatadan âli değil yani, yapabilir. Nasıl yap, tedavisi nedir? Senin safınla yerini belirleme adına şey söylüyorum. Bu hatanın telafisi şudur, İslam'a göre. Benim kanaatim değil ha. Ben şimdiye kadar hiçbir kanaatimi söylemedim daha. İslam'a göre tövbe şöyledir. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi de aşikaredir. Ne demek? Ben hiç kimsenin haberi yokken bir içki içtim, zina yaptım. Onu kimseye sakın söyleme. Fitneyi yayma, Allah'ım affet. Allah'ım affet. Muhammed'in hatırına, arşın hatırına, Allah'ın hatırına, Muhammed'in senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına Allah'ım affet. Böyle yap. Tövbe şekli budur. Alelen içtik. Mesela biz içtik beraber, içki içtik. Ama ben tövbe ettim. Ya Rab beni affet, artık ben tövbe yaptım. Değil, böyle tövbe olmazmış. Aşikari beraber içtik mi? Gideceksin, Yusuf. Evet abi, beraber içtik ya falan yerde. Ben tövbe ettim ha, öyle mi ya? Evet. Furkan, ben içki içtik ya. Yusuf, Osman, arkadaşlar. Ben içki içtik ya beraber. He, tövbe de mi? Anlatmak için, ne ateş bir vela temsil. Ha, ben tövbe ettim ha, bilesiniz. Aşikare işlenen günahların tövbesi de aynı cinstendir. Mesela medya yoluyla yaptığın bir hatayı medya yoluyla düzelteceksin. Estağfurullah, benim niyeti olmaz, o geçmez. Mesulsun. Çünkü ölmeden önce tövbe şekli budur. Bunu diyeceksin. Diyeceksin ki ben ne yaptım mesela? Hata yapıyorum tabii. Hata yapmaz olur mu? İnsan hatadır. Kafamızı kaldırdığımız şey hata yapıyoruz. Buradaki arkadaşlar da şahit. Komple yav dersi o kesiyoruz. Kesiyor, çoğunlukla kesiyor aman aman. Veya o dersi gücüm yetmiyorsa siz yokken, ben onu kesmeyi bilmiyordum. Telefon geldi. Abi dedi, burada bunu dedin.
Burada budur. Baktım hakikaten öyle. Ona bir mail yazdım. Allah senden razı olsun. Hangi derste şu? Şak çökerttim. Belki de onlarca 50'nin üzerine ders var. Yok etmişim, silmişim. Böyle bir cümle. Olmaz, ben ahirete mesul olurum. Ve özür beyan etmişim. Çok. Ha, peki ona ait ne demişim? Falan videoda falan böyle demişim. Hata yapmışım diyor. O zaman gizli işlenen, mesela fıkıhtan başka bir tane söyleyeyim. Namazda hata yaptınız. Hatanız vacip mi, farz mı, sünnet mi? Şöyle diyor. Farzın, farzda yaptığın hatada namazın iade edilmesi farzdır. Vacipte yaptığın hata, vacipte yapılan hatada namazı iade etmek vaciptir. Yani farzın iadesi farz, vacipte yapılan hatada iadesi vacip, sünnette yapılan namazın iadesi sünnettir. Anladık? Evet. Şimdi demek ki şair İslamiye içerisindeki kutsiyeti taşıdığı için, aynı zamanda aktarım yaptığı için, hücre, sinir sistemi gibi yani, hücreler birbirine aktardığı için şair İslamiye'de tevarüs denmiş. Tevarüsen, anane ile gelen manayı, yani geçmişteki ecdadın bilgisini değil, ruhunu, örfünü, ananesini geleceğe taşıyan bağlaçlardır. Ne? Nam, unvan, alem, şair. Simge, sembol. Şimdiki bir tabirle benim şeyim, simge, sembol benim tabirimdir. Dört tane onların. Onun için şair İslami Tahir'e teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri, bak senetleri güya neymiş? Yine her fena şeylerde olduğu gibi. Görüyor musun? Bunlar hep fena şeylerde böyle kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Bütün şairi bozanların kullandıkları senet ve hüccet her zaman aynıdır. Nedir o? Gavurları körü körüne taklitçilik, taklitçilik yüzünden geliyor. Taklitçilik yüzünden geliyor. Körü körüne. Hiç böyle düşünmüyor. Küçük kafasıyla alem İslam'ı simgeleyeceğini zannediyor. Oysa bizim vazifemiz efendim bunu nakletmektir. Ama peki konuşmayacak mıyız? İzah başkadır. İzah bunun gibi metni tutacaksın. Bak metni böyle okuyacaksın. Ondan sonra kafayı kaldırıp ustad şöyle demiş. İzahı nedir? Bu mevzuyu başka yerde nasıl anlatmış? Onu getirmek. Biraz önce yaptım ya, işaret icazda sayfaları söyledim. 67'de atıfları yaptım. Şu kitapta şu sayfa, şu kitapta şu sayfa. Açıp okumak birincisi. İzahın birinci şekli. İkinci şekli, açıp okumak uzun olur ama hakimsin, işin ehlisin, tamam erbabısın. Oranın ruhunu bozmadan, burayı da uzatmadan oradakini şu ağlar 578'de şöyle bir mana naklediyor diye izah yapabiliyorsun. Tamam. Bunları örneğini var mı? Var. Asay-ı Musa böyledir. Temel bir kitap değildir Asay-ı Musa. Külliyattan toplamadır. Yapan ustattır. Mesela gençlik ve rehberi müstakil bir kitap değildir. Toplamadır. Ustad toplamış. Hizmet rehberi temel bir kitap değil, ustadın değil. Zübeyir abi zamanında, Tahir abi, Zübeyir abi, Sungur abi, Abdü, yani şu anda yaşayan ve yaşamayanların bütün 1900 ustadımızın vefatından sonra bir araya gelip külliyattan topladıkları toplamadır. Bu şerhtir. Bu böyledir. Yani biz metni bir manasını, yani nihayetsiz manası var. Ben oradan kafamla casusum, dalgıçım, dalıyorum, alabildiğimi anlatıyorum. Ama desem ki bu tabir sırf budur, cinayettir ve hıyanettir. Kasten yaparsam hıyanettir. Cehaletle yaparsam cinayet. Bunlar çok önemli. Aynı kökten geliyor gibi ama çok farklıdır. Mesela neye benziyor? Askeriyede hıyanetle
gaflet aynıdır. Cephanelikte nöbet tutuyorsun, uyudun, geldi birisi havaya uçurdu veya sen havaya uçurdun. Netice aynı değil mi? Sen havaya uçurdun veya uyudun da gafletle başkası uçurdu. Neticesi nedir? Cephanelik uçtu. Hangi şekilde olursa olsun cephanelik uçtu. Ne niyetle olursa olsun. Onun için askeriyede gafletle hiyanet aynıdır. Şu anda bir savaştayız. Cephanelikte nöbet tutuyoruz. Gaflet ile efendim hiyanet aynıdır. Aynıdır. Neticesi çünkü aynı. Onların gerekçesine taklitçilik. Aynı. Diyorlar ki Londra'da ihtida edenler, Londra'da imana gelenler ve ecnebilerden imana gelenler memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar. Aynı soru. Yapıyorlar. Alim İslam onlara karşı sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'i var ki sükût ediliyor. Bu Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Yani sırf Risale'nin değil, bütün böyle şairde de caridir. Yani küllü bir kaydedir. Bak ne diyor? Londra'da Müslüman olanların anlasınlar diye memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şairi kendi lisanlarına tercüme ediyorlar. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber yerine Allah en büyüktür, en büyüktür diyorlar. İngilizcesi neyse. Fakat Alem-i İslam buna itiraz etmiyor diyor. Risale'nin de böyle. Yani Risale-i Nur'u bir Bulgarca'ya, Japonca'ya niye şey yapamayız? Tercüme. Yok, tercüme zaten serbest. Niye peki Bulgarca'ya ve Japonca'ya tercüme oluyor da Türkiye'de niye sadeleştirme? Biraz önce anlattım. Sade ile bütünlükten teke düşürdüğü için. Tercümede ise böyle değil, lafzı koyuyor. Ve ona da kerahaten cevaz verilmiş. Niçin verilmiş? Çünkü orası Darul Harp'tır, burası Darul İslam olduğu için. Darul Harp'te çok şeylere cevaz veriliyor, Darul İslam'da verilmiyor. Sen burayı oraya mı, sen burayı Darul Harp mı zannettin ki bunu iddia ediyorsun? O zaman sen Darul Harp ile Darul İslam arasındaki ahkam farklılığını bilmiyorsun. O zaman bir bilene sor. Bak burada diyor. El cevap. Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, bak bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zişurun kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta Darul Harp denilir. Darul Harp'te çok şeylere cevaz olabilir. Olabilir ki Darul İslam'da mesa olamaz. Mesa müsaade yoktur. Bir daha okuyayım. Cevap veriyor. Bu kıyasın yani efendim ezan ve kametleri İngilizceye, Bulgarcaya ve Japoncaya tercüme ediliyor, sadeleştirilmiyor. Sadeleştirilmiyor. Sade olmaz zaten, tercüme olur. Bir lisandan bir lisana tercüme olur, sade olmaz. Kendi içinde sadelik olur. O da sadeliği anlattım. Sade bir de üçüncü kez olsun. Yani bak sade yemek ye ya. Ne o karma yemek yiyorsun? Sade gömlek giysene kardeşim ya. Tamam. Sade adamlarla otur ya. Sade adamlar. Niye böyle karma adamlarla? Her havadan vuran adamlarla arkadaş oluyorsun. Ne böyle çeşitli yemek yiyorsun? Sade yemek giysene ya. Sade gömlek giysene. Öyle. Sade bütün bir nihayetsiz ve binlerce manadan İçinden bir tane almak, sadeleştirmek, bütünden teke indirmek demektir. Yabancı lisana sade olmaz, kalıbını tercüme etmek. Mesela misal vermiştim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, İngilizce neyse yazdım. Türkiye'de ise sadeleştirme yapıyorum, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne demek? Alemlerin Rabbine hamdolsun,
18 bin alemi içine ihtiva ediyor, barındırıyor. 18 bin alemin içerisinden kuşlar alemi de bir alemdir. Kuşlar alemi de bir alemdir. Alemlerin Rabbine hamdolsun, hamdolsun bütünlük içinde, alemlerin Rabbinin bütünlüğü olan o tabiri, desen ki kuşlar alemini yaratan Allah hamdolsun. Ne yaptın? Sadeleştirdin. Bunun adı sadeleştirmektir. Tamam? Bunun adı sadeleştirmektir. Ha. Şimdi diyor ki, böyle dahi olsa diyor İngiltere'de, bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zişurun kârı değildir. Kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına, bak bu çok acayip ha, ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta darul harp denilir. Darul harpte çok şeylere cevaz olabilir ki diyar-ı İslam'da mesa olamaz. Yani müsaade edilemez. Demek ki darul harp olduğu için oraya o müsaade edilmiş. Darul harp olduğu için müsaade edilmiş. Darul İslam'da müsaade edilmiyor. Peki o zaman sadeleştirme ile tercümeyi anlamadın. Darul harp ile darul İslam'ı da anlamadın. Niye çıkıyorsun piyasaya o zaman? Tevarüsen ne bilmiyorsun? Tevarüs nedir bilmiyorsun? Şairin içerisini ne bilmiyorsun? Adamlar şairi tek tek bozmaya çalışıyorlar. Camileri yıktılar. Örf adetleri kaldırıyorlar. Mezar taşlarını lağım şeylerine ustad zamanında yapmışlar. Lağımları o zaman böyle künk gibi değil de böyle duvarlarda kullandılar. Mezar taşlarını kullandılar lağım yollarında. Yani İslami örf adetleri kaldırma. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin şeyinde önünde inna fetahne leke fete mubine şeyi vardı ayeti. Adam kaldırdı, başka mermer koydu değil mi vesaire. Sen şimdi kiliseye gidip de o İsa Aleyhisselam ve Meryem anamız dedikleri şeyin üzerine kapatabiliyor musun? Adam kıyameti kopar. Şakyamuni Buda'nın üzerine kapatabilir misin? Yani o alemdir onlara. O semboldür. Bu şair olan şey yazıdır. Şekildir. Tamam? Harekettir. Bunlardır yani. Mesela yazılarda odur. Osmanlı yazısı. Sen onu Arapçayı kaldır istersen İngiltere'de olur. Elhamdülillah Rabbül Alemin yerine cevaz verilmiş zaten niçin verildi diye anlatı darlattır ve imanın belirli bir seviyene kadar yani o da zaruri iman için. Devamlı, daimi ve bütün için değil. Şuraya kadar okuyayım, kesiyorum. Düz okuyorum. Efendim bir şey mi diyeceğim? Muhakematta abi 87'de. Unsur-ı Belagat'ta Üstad Hazretleri her bir milletin lisanının... Duymuyorum ama. Her bir milletin abi lisanının o milletin hissiyatını taşıdığına dair bir yer var da. Çok güzel. Yani hissiyat... Kaç yıl muhakemat? 87 abi. 87. Hem sadeleştirmeye de abi çok acayip bir noktayı nazar. Üstad Hazretleri diyor ki, zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi... Bir milletin mizacı... O milletin hissiyatının menşei olduğu gibi... Yani hissiyatının, yani insan hislerini yok. Hislerinin kaynağı mizaçtır. Mizaçtır. Mizaç, his olduğu gibi... Lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Allah Allah. Yani bu her milletin lisanı onun hissiyatının abi ifadesidir. Mizaç çık dışarıya, hissiyat çık dışarıya, lisan. Lisan o milleti nasıl ki mizacı dışarıda ifade eden hissiyattır. Hissiyatı dışarıda ifade eden de lisanıdır. Ben burayı şuraya atıf yaptım Hasan abi. Yine aynı konumuz var ya El Cevap altta. Hem Frengistan diyarı diyor ya biz. He. Oraya koyacaktım. Bir satır altında diyor ki ıstılah-ı şeriyenin manisini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından
bil mecburiye kutsi mani mukaddes elfaza tercih edilmiş. Yani tercümenin dar-ı harp olan yerde müsaade edilmesi abi neden dolayı? Çünkü Arapçanın o hissiyatını, o mizacını İngiliz bir adam anlamaz ki. Ona mesela şeriat caiz görmüş. Yani mesela biz Allahu Ekber, Allahu Ekberlerle büyüdük. Dolayısıyla bir hissiyatımız gelişti. Bir mizacımız, bir alem. Dolayısıyla bir Allahu Ekber deyince hemen o tarafımız hemen ortaya çıkıyor. Bir İngiliz de böyle büyümediği için Allahu Ekber'in bana yaptığı tesirle ona yaptığı tesir aynı değil. Dolayısıyla İngilizce Allahu Ekber desen onu idare eder. Ama bende etmiyor işte. Çünkü o ediyor dersen ben de gavurum o zaman oluyor. Üstad Hazretleri yine 84'te diyor. Şahsın uslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir diyor. Vay be. Uslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Abi, uslubu şahsiyetini gösteriyor. Risale-i Nur'da 3 lisan var. Yani mesela Arapça kaideler var. Bazı Farsça kaideler var. Bir de hakiki Osmanlıca terim ve terkipler var. Hı hı. Şimdi Üstad Hazretleri abi yine muhakemat 104'te 109'da 3 uslub kullanıyor ya abi. 3 uslub. Uslubu mücerrede, uslubu müzeyyen, uslubu âli kullanıyor üstad. Ve bunları da söylerken uslubu âlinin içinde diyor şiddet, kuvvet ve heybet var diyor. Şimdi bu orijinal bu lisanı sen Altan Uray Türkçesine çevirirsen Altan Uray Türkçesi yani şu anda dil kurumunun kullandığı Altan Uray Türkçesi. Uray. Ermeni sistemine çok yakın. Terkipler hepsi değiştirildiği için bu milletin hakiki mizacı olan Osmanlı mizacını sen taşımıyorsun. Taşımadığı için bu sefer bir bakıyorsun hal, hareket, davranış, uslup bozuklukları oluyor mesela insanlar. Tabii çünkü diye diye kullana kullana o tabirleri. Ve yapmacık insan, fıtratını bozan insan bunun altından çıkıyor abi. Lisanı değiştiği için dini de değişiyor abi. Dini de değişiyor. Ve kapı girmesine vesile oluyor. Vesile oluyor. Bu muhakematta bu lisana dair abi çok yerler var ya oradan atıf yapmak istedim. Çok güzel. Aferin. Ben bir düz okuyayım keseyim isterseniz. İzah etmeyeceğim çünkü uzun olur. Hem Frengistan diyarı Hristiyan şefketi dairesidir. Yani kuvvetinin haşmeti olduğu bir yerdir. Hristiyan yeri. İstilat-ı şeriyenin manisini ve kelimat-ı mukaddesinin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından bil mecburiye kutsi mani mukaddes elfaz tercih edilmiş. Mani için elfaz terk edilmiş. Yani orada. Mana için elfaz terk edilmiş. Ehvenüşer ihtiyar edilmiş. Diyar-ı İslam'da ise muhit o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalisini ehl-i İslam'a lisan-ı hal ile ders veriyor. Yani o ses, o hareket, o görünüş İslam'a, İslam'ı ruhu ihsas ediyor. Lisan haliyle ders veriyor. Anane İslamiye ve İslami tarih ve umum şair İslami sayıyor neler mesela. Anane İslamiye, İslami örf adet şeyler, İslami ruhlar, İslami tarih ve umum şair İslamiye ve umum erkan İslamiye ait muhaverat-ı ehli İslam, o kelimat-ı mukaddesinin mücmel mahallerini mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin maabid ve medaris-i diniyesinden başka. Ne demek? Bir de bu hatta şu memleketin maabid, mabetleri var ya, mabetleri. İbadet yerleri ve medaris-i diniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi düşün Risale'nin tabirleri ne demek o kıymetli olur. Mezar taşları böyle olursa mezar taşları dahi birer telkin edici birer muallim hükmündedir ki o mani mukaddeseyi ehli imana ihtar ediyorlar. Şimdi iyi dinleyin ve ağrıma giden bir yer okuyorum. Çok ağrıma gidiyor. Bana o kadar dokunmuştu ki.
Unutmuyorum, unutamıyorum ilk okuduğum zaman. Bak şimdi. Mübalağa etmiyorum. Dersin başından şimdiye kadarkini hulasa ediyor ve kanıma dokunuyor dedim ya. Ekmeğin kabuğunu ben yiyorum. Ekmeğin içini evladıma verdim. Battaniye ona verdim. Üzerime cübbeyi ben örtündüm. Yemeğin etini ona verdim. Suyunu ben içtim. Güzel elbiseyi kumaş ona verdim. Yamalı ben giydim. O evladım, böyle büyüttüğüm evladım bana vurursa kanıma dokunuyor. İçimden çıkan evladım bana gavurun attığı silahtan daha beterdir. Bana sarf ettiği kelam. Dedim, işte onu simgeleyen cümle. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam, Müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lügatından taallüm ettiği halde bir günde 50 tane kelime ezberliyor. İlle Fransızca, Almanca değil. Kimya ders alıyor, fizik alıyor. Mesela atom deyince tercüme edemezsiniz. Atomun tercümesi minnacık. Sadeleştirmesi. Tövbe, tercüme olmaz. Atom atomdur. Tercüme bile olmaz. Atom onlardan çıkmış. Bizden değil yani. Bizim tabir değil. Tercüme bile olmamış. Atom. Sadeleştir. Minnacık. Oldu mu yani? Minnacık olur mu? Ha. Şimdi diyor ki dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lügatından talum ettiği halde 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için bu kelime-i mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler. Tehcir ne demek? Taşlaştırmak. He? Taşlaştırmak. Evet. Yurdundan çıkartmak. Evet, tabii tabii. Yurdundan çıkarmak yani. Böyle hayvanlar için bu kelime-i mukaddese, yani Osmanlı'nın tabirlerine çık buradan diyorsun. Sirayet etmiş olman ruhu. Tabii tabii, ona ecdadın manası, ruhu, tefekkürü, hali, lafzına sirayet etmiş. Mizaç, hissiyat, lisan. Tamam. Şimdi bu ecdad buraya sirayet etmiş. Ecdadın lisanını değiştirmek, ecdadı bu memleketten çıkarmaktır. Tehcir edilmezler. Yani yurdundan çıkartılmazlar. Onları tehcir ve tahir etmek, onları çıkartmak, yerinden değiştirmek, bütün mezar taşlarını hak etmektir. Bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehli kuburu alehlerine döndürmektir. Bu iş olsun diye bir beddua değil bu. İş olsun diye bir çattırmadan bir gönderme yapıyor. Risalında kışır yoktur. Bunu yapanlar en kısa bir zamanda tövbe yapmasalar aynı buna mazar olacaklar. Risalına ilişenler tokatlarını yerler diyor. Çoluk çocuklarına, akraba ve hizmette neler varsa altüs oluyor. Altüs. Deccal bile bununla uğraşınca tepe takla gitti. Bak namları da kalmıyor. Kim kaç kişi nutuk attı kitabı okuyor. Ama Risale'nin haşırı devamlı okunuyor. Hummalı bir şekilde okunuyor. Risale-i Nur'a bilerek veya bilmeyerek. Bilmemek mümkün değil. Dokunanlar, ona zıt hareket edenler, bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehli kuburu alehlerine döndürmektir. Ehli ilhada kapılan ulema-i su, ey kapılan onlara aldanmış, ey onlara geçici olarak inşallah aldanmış ulema-i su, midesiyle ve uşkurluğuyla dine bağlı. Nurculardan da var böyle. Menfaati için birisini hatır için konuşanlar ulema-i su'dur. Nurcuların ehli bidasıdır. Nurcuların ulema-i su'sudur. Yani niçin yapıyor bunu? İnanmadığı halde ondan gelebilecek menfaati, ondan gelebilecek zararı gelmesin diye
inanmadığı halde Risale-i Nur'u tahrif eden, tamam, bu ulema-i su'dur. Risale-i Nur'un ehli bidasıdır. Ehli ilhada kapılan ulema-i su. Milleti aldatmak için diyorlar ki, İmam-ı Azam sahip imamlara muhalif olarak demiş ki, ihtiyaç olsa diyar-ı ba'itte Arabi hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesine göre Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var. O da Farsça. Oysa hadis-i şerifte de var yani. Farsça cennetin bir lisanı olduğunu da söylüyor. Yani İmam-ı Azam hani Arapça olmasa diyor. Öyleyse biz de muhtacız Türkçe okuyabiliriz. Orada diyor ki el cevap uzun olacak ama şey kadar çabuk okuyayım. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı başta azamı imamların en mühimleri vesaire 12 eyme-i müştehidin o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Alem-i İslam'ın cadde-i kübrası o umum eimmenin caddesidir. Musam-ı ümmet, ümmetin tütümü, küllisi, azamisi, Musam-ı ümmet cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususi ve dar daireye sevk edenler idlal ediyorlar, aldatıyorlar. Bilerek veya bilmeyerek aldatıyorlar. Bilmeyerek olduğunu nasıl anlarız? Yaptıkları hatayı aynı yolla telafi ederlerse, yaptıkları medya yoluyla zararı medya yoluyla ifade ederlerse, dindeki tövbe budur. Evine çekilip de ben estağfurullah deme mümkün değil. Dinleyenlerin zihinlerine nokta mı bıraktın? Onların bedelini, hukukuna, şahs-ı manevisini tecavüz etti. Onların yanlış anlayışlarını nasıl ödeyeceksin ahirette? İşte idlal ediyorlar. İmam-ı Azam'ın fetvası 5 cihette hususidir. 5 tane ciheti sayıyor. 5 cihet. Birincisi, merkezli İslamiyet'ten uzak diyarı ahirede bulunanlara aittir. Burası Türkiye. Hizmet buradan çıkmış. O fetva, İmam-ı Azam'ın fetvası o şey, merkezi İslamiyet'ten uzak diyarı ahirde bulunanlara aittir. İkincisi, fetvasının ikinci sebebi, ihtiyacı hakikiye binaendir. İman esaslarına ait, teferruata ait değil. Sırf iman meselelerine, Allah ve Peygamber, kader, 6 tane iman esası. Üçüncüsü, bir rivayette lisanı ehli cennetten sayılan Farisi lisanı ile tercümeye mahsustur. Bir rivayete göre Farsça cennet lisanıdır. Dördüncüsü, Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş. Ta Fatiha'yı bilmeye namazı terk etmesin diye. Esas. Sıfatıya müsaade edilmiş. Beşincisi, kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i aliye ile mani-i mukaddesenin avamın tefehümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Bak bir de okuyayım. Kuvve-i imandan gelen bir hamiyet-i İslamiye ile, yani İslam'ı yaymak için, onları da İslamlaştırmak için bir gayret ve hamiyetten ve mani-i mukaddesenin avamın tefehümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Avamı almak için bu tarafa. Halbuki zaaf imandan gelen ve menfi fikri milliyetten çıkan ve lisan-ı arabiye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüt eden mehli tahrip sayıkasıyla tercüme edip Arabi lisanı terk etmek dini terk ettirmektir. Arabi lisanını terk etmek dini terk ettirmektir. Sözler 482'de de var. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. Tamam mı? Bu da böyle. Münacip bir şey. Arabi lisanı terk etmek dini terk etmektir. Teknik bu. Tekniğine bakarsan bu çıkar sevgili kardeşim. Tekniği budur. Tekniğine baksınlar diyorlar. Tekniğine baktık. Biz insanları dinden çıkartıyoruz. Nurculuktan çıkarıyorsun. Manadan koparıyorsun. Çok art. Burada öyle diyor. Bir de abi burada muhakematta yine çok açıyor da muhakemat yani adeta üstad diyor ki sadeleştirme yapmayın diyor. Muhakematta böyle lisanla alakalı yerler çok da. Burada diyor ki abi, sayfayı söyle. Sayfa 84 abi. Ayatın delail-i icazının miftahı ve esrar-ı belagatın keşşafı yalnız belagat-ı arabiyenin
madenindedir diyor. Of. Allah Allah. Aferin ya. Çok güzel şeyler ya. Ne dedi ya? Yoksa felsefe-i Yunaniye'nin destgahından değildir. Felsefe-i Yunaniye abi... Bir mahkematımı getirsene ya. O cümle ben kitabımla... Bak benim sirayet abi. O kitabı ver demiyorum. Yani benim hissiyatım uygun değil biliyor musunuz? Kitaba kendisi. Mesela bak benim kitabım. Bak göstermek için söylüyorum. Şurada ne geçeceğini bunlarla sirayet etmiş. Koydun mu buraya? Acayip bir şey ya. Bunu Barla da söylüyor. Tefhimi kolaylaştırır diyor anlayışı. Yani bu bile camit gibi gözüken şu kitaba kendi kitabınla umumi kitap arasında fark var ya. Ruhunu katıyorsun gibi. Tabii ya acayip bir şey ya. Bak alabilirim ondan. Yok benim kitabım ver. Yani ben şimdi bu kitabı alınca neler vermişim? Göz vermişim, göz nuru vermişim. Oturmuşum, elimi iş yapmışım. Burada ne dökülmüş benden, kan mı çıkmış? Ver 84 mi bak? Evet abi. 84 bak. Bak ne yapmışım bilmiyorum. Bakalım. Bak. Ne diyor? Üstte abi, üst paragrafta. En üstten mi? He. 83'ten mi alıyor? Yok. Arabiye'nin madeninden de yoksa ha şurada diyor evet. Ayatın mı oradan mı okudun? Arabiye'nin orayı değil. Ayatın delaili. Ha demek muhakkak odur muhakkak oldu ki ayatın delaili icaziyenin miftahı ayatın delaili icaziyenin yani ayetin anahtarı var. Delail delillerinin nesi? İcazının. Az sözde çok söylemenin nesi? Miftahı. Miftah neydi? Anahtar. Anahtar ise an miftah niye denmiş? Anahtar denmemiş. Miftah ise abi her kişinin kalbinin hissiyatı. Şöyle bir misal vereyim. Söyle. Çok güzel. Her kişinin. Her kişinin abi şimdi her bir ayet, her bir zamana, her bir asra, her bir dakikaya, her bir insan hissiyatına hitap ediyor ya. İşte miftah da o ayetin, o adamın hissiyatına göre, kabiliyetine göre o ayetin o adamı açması. Çok güzel. Misal vereyim. Otele girdiniz, size bir kart verilir, anahtar. O kartla başka yeri açamazsınız. Bu anahtardır. Evet. Ama temizlikçi var, bir kartı var, bütün kapıyı açıyor. O miftahtır. İşte Risale-i Arabi miftahtır, anahtar değildir. Risale-i Nur miftahtır, anahtar değil. Evet, Arabi mübin, yani bunun gibi. Yani mesela o misal çok güzel. Mesela otelde hizmetçi var. Görmüşsünüzdür. Kartı takınca her yeri açıyor. Bir kart ama. Her yeri açıyor. Bu miftahtır. Ama otelde kalan misafir için bir kart verirler, sifonu açar. Başka o anahtardır. İşte Risale-i Nur her fıtratı açar, sadeleştiren anahtarı indirir, miftahlıktan çıkarır. Şey gibi abi, Cenab-ı Hakk'ın bütün beşer için mesela, bütün insanlar için seçtiği lisan, evet. Bütün mizaçları ve hissiyatları açan ben. Açan an miftahtır. Yani onunla Kur'an'ın bütün icazı açılabilir fakat o tercümeden de veya... Mi açamazsın? Açılmaz o. Mesela ben burada okuduğum fıtratı bozuk olmayanlara uygundur. Kafayı kaldırıp da ben bir şeyler izah ettimse herkese uygun değil. Benim şeyimdir, anahtarımdır. Herkese uygun gelmez. Onun için konuştuklarımdan hoşunuza gelmeyenler varsa benim anahtarımdandır. Açmadı sizi. Ama Risale-i Nur metni okuyup da sen buna kanaat etmiyorsan, teslim olmuyorsan ise senin miftahın bozuk. Bir daha bir hemen bir altını... Okuyacağım. Orayı okuyayım. Aferin sana, tebrik ederim. Diyor ki ayatın delaili icaz. Ne alakası var bu Kur'an için söylüyor. Kur'an'a cari olan kanun Risale-i'nde de caridir. Ayatın delaili icaziyenin miftahı ve esrar-ı belagatın keşafı yalnız belagat-ı Arabiye'nin madenindendir. Yoksa felsefe-i Yunaniye'nin desgahından değildir. Yani felsefe Yunan'dan beslendiği için onun ürettiği anahtar ve kelimelerde olamaz bu ruh. Ey birader, şuradan alayım. Sakın, şuradan yakayım. Ey birader, vaktaki keşfi esrar merakı bizi şu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik.
seni taciz ettik. Hem senin çok yorgunluğunu dahi biliriz. Şimdi unsuru belagat ve icazın miftahı olan anahtarı demiyor. İkinci makalenin içerisine seni gezdirmek istiyorum. Sakın o makalenin ığlak uslubu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından mütenefir etmesin, nefret vermesin. Zira ığlak eden, yani ığlak, muğlak yani anlaşılmaz. Ya Allah Allah, bunu anlaşılmıyor ki. İğlak bu işte, bunu eden neymiş? Manasındaki dikkat ve kıymettir. Bu nasıl abi? Manasındaki dikkat ve kıymettir. Yani şimdi mesela diyelim ki o kadar mana külleti var ki sen de şimdi bunlardan hisselerin yok. Yani bir şeyi anladın, hissedin. Ama ya da yani senin o kadar şey yapamıyorsun ki, dikkatin yok o kadar. Efendim kıymet, o konuda aşına kıymetin yok. Kıymeti yok, ne yapacağız? Adam şeyin kıymetli bir şeyi kıymetsize mi indirelim şimdi? Yani ilim bizim ayağımıza inerse biz terakki edip nereye çıkacağız? İlim bizim ayağımıza inmez. Biz ona çıkaracağız. Diyor ki, zira ilak eden manasındaki dikkat ve kıymettir. Bir yerde okuyacağım size. Perişan eden ve zinet-i zahiriyeden, mustani eden manasındaki cemal-i zatiyesidir. Evet, şimdi anlatıyor. Diyor ki, nazdanan ve istina gösteren nazininlerin, kızlar öyledir. İstina gösterir, gelmez. O nazlanır. Pek taraftar olmaz. Nazininlerin mehirleri dikkattir. Ondan mehir konmuş. Mehirleri dikkattir, yani böyledir. Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Yani mesela bazı manalar kalıpla geliyor ama yeri kalptir. Kelimeyle bu taşınıyor kaşıya. Bunlara giydirdiğim elbise... Bak ustad diyor ki, bu manalara, kalp, vicdan, kalbe ifade eden manalara bir elbise giydiriyorum, lisan. Diyor ki bak, bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Zira Kürt Mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan Alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın uslubu beyanı, uslup şudur, davranış, ifade, kelam, yani el, kol, hareketler vesaire. Bir de kelam, neymiş? Hem de şahsın uslubu beyanı, şahsın timsali şahsiyetidir. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi hali müşkil bir muammayım. Şimdi size bir paragraftan şey yapacağım ben, çok önemli, madem şey yaptın, burada anlaşılmaz diyenlere bir yerim var. Kelam diyor. Kelam bir kelimeyle kendini nerede terbiye olduğunu gösterir. İmam Ali diyor ki, kelam diyor, kişi dilinin altındadır. Burada diyor ki 91'de, bir kelam ile kendini nerede terbiye ettiğini gösterir. Yani kelam çıktığı zaman bu insanın batınını dışarıya taşıdığı için kim olduğu belli. Yani onu ifade ediyor. Evet. 46. Evet. Hatta buraya not düşmüşüm. Risale-i Nur anlaşılmasındaki zorluğun hikmetini anlatıyor demişim. Sap olan bir kelamın, tamam mı? Böyle zor olan bir kelamın ığlak ve işgali, kapalı ve müşkül olması, yani bu manaların, yani zor bir kelam, sebebi, yani kelam zor. Sebebi niçin? Bu kelam niye zor? Çünkü diyor, ya lafz ve uslubun perişanlığından neşet eder. Yani ifade edememiş ondan. Veya içerisi çok dolu. İçerisi çok dolu. Hatta bir şey dedi ki bana o harddiskçi, hani site için şey var ya, depo bilgisayarda, dolduruyorsun 2 terabayt. Hocam dedi, 2'yi tam doldurmayın diyor, fotokopi çoğaltırken ve içindeki manı bakmak istersen çalmaz diyor, sıkışmış. Biraz boş bırakın diyor ki hareket etsin yani. Şimdi bir kelam çok zorsa, ona ne diyor? Kapalı ve müşkilse, zor,
İki manası, iki sebepten kaynaklanır. Buna giydiren zat, bu elbiseyi, kelamı giydiren zat becerememiş. Biz onu düzeltmeye çalışacağız. Veya o kadar mana gerilmiş ki patlayacak gibi hangi taraftan baksan o anlaşılıyor. İşte diyor, bu diyor buna giydirilememiş, bunu becerememiş demek Kur'an'a ve ustada yakışmaz. Tamam. Bu kısım Kur'an'ı ve zihül beyana yanaşmamıştır. Veyahut niye peki anlaşılmıyor? Veyahut mananın dakik, derin, Risale-i Nur manaları o kadar dakik, ince ve derindir, kıymetdar veyahut gayrimelif olduğundan. Yani piyasada herkesin elinde para gibi geçmemiş. Herkesin elinde 1 lira var ama 200 lira yok fazla. Onun için fazla yıpranmamış 200 lira kağıtlar. Tamam. Şimdi derin ve ince olduğundan, gayrimelif olduğundan, yani insanlarca çokça kullanılmadığından, çokça medar-ı bahs olmadığından bu kelimeler, gayri mevzul olduğundan, yani piyasada çok olmadığından, güya fehme karşı nazlanmak ve şefki artırmak için kendini göstermemek, yani müşterisini belirlemek içindir. Dikkat ederseniz cevherleri satan dükkan çok yoktur. Elmas satan çoktur. Değil mi? Yani altın dükkanları merkezlerde olur. Kenar köşelerde olmaz. Ondan sonra birkaç tane olur. Koca Zeytinburnu 1 milyonun aşkın nüfusu var. 10 tane geçmez kuyumcu. Ama lokanta kaç tane verir? Yüzlerce lokanta vardır. Elmacı yüzlerce, manav yüzlerce. Yani dolayısıyla çok mevzul olmadığından fehme karşı nazlanıyor. Yani şey yapsak, kardeşim sadeleştirdik, akla hitap etti. Kalbi bıraktık orada. Kalbi alsak, sade yapalım. Yani sade demek, mutadit manasını bir mana alalım. Aklı inşa edecek manayı aldık, o kelamda kalp de vardı, kalp gitti. Ruhu alalım, çünkü dima, vicdan, kalp, ruh. Dimada da 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, intizam, itikad. Hangi mertebenin manasını vereceksin? Nasıl vereceksin? O zaman ne yapacaksın? Şerh ve izah işte. Böyle ders. Şefk artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve emniyet vermek ister. Müşkilat-ı Kur'an'ı bu kısımdandır. Risale-i Nur da bu kısımdandır. Evet, 46. sayfa. Tamam. Peki, fazla uzattık biraz galiba zamanımızı. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlem. O şairi tayir edenlerin ehli bidâ ile ehli bidanın Darul Harp ve Dar-ı İslam'ı karıştırmasına devam ediyor. 433, 434, 435, 436, 437'nin sonuna kadar bunu anlatıyor. Yani bu mevzuyu Darul Harp'te nasıl şeyler bazı cevaz oluyor, bazı şeyler değildir. Tamam, burası Darul Harp'ten. Bu mevzuyu, ama bu mevzu herhalde maksadımız anlaşıldığı için gerisini merak edenler, ben siz 433'ü okudum. Bir de 434'ün yarısına kadar okudum. Tamam. Eğer merak edenler 435, 436, 437'yi de okumalarını tavsiye ediyorum. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.